Ayşe Organik Kanyon'dan herkese merhaba. Gördüğünüz gibi her cuma günü kanyonda kurulan organik pazardayım. Burada mevsiminde taze taze sağlıklı sebzelerle size mutfağımda güzel tarifler vermeye çalışıyorum. Eğer bu güzel videoları izlemek istiyorsanız Kanyon'un YouTube kanalına abone olmanız yeterli. Aylardan Temmuz benim en sevdiğim ay. Yemyeşil, sapsarı, kıpkırmızı doğanın mucizeleri pişmek için ve tabaklarınıza gelmek için sizleri bekliyor. Bugün Organik Kanyon pazarda neler var? Hadi gelin beraber bakalım. Yaz aylarının en sevdiğim şeyi tasasız dersiz olması. Yemekleri de ona göre kolay ve pratik. Benim yaz aylarında kızımla çok sevdiğim bazı yemekler var. Bunlardan bir tanesi türlü. Bugüne kadar size hep daha pratik şeyler verdim ama şimdi bugün biraz fırınımızı kullanalım istedim. O yüzden Ayşe'nin yaz türlüsünü beraber deneyelim derim. Aslında bilmediğiniz bir şey değil. Burada işte güzel patlıcanımız var, dolmalık biberimiz var, kabağımız var, biberimiz var. Bütün bu güzel malzemelerle ne yapalım? Fırında sağlıklı, güzel bir yaz türlüsü yapalım. Bunun için de ihtiyacımız var. Biraz patlıcana ihtiyacımız var. Ben burada böyle genelde kızartma için kullanılan bu cinsi tercih ediyorum. Daha hafif. Patlıcan biliyorsunuz nikotin içeren aslında bir sebze. O yüzden çok fazla önermiyoruz aslında. Biraz da asidik bir sebze. pH değerini de düşünmemiz gerekiyor. Ama yaz aylarına da gerçekten patlıcansız geçmiyor diyorum. Ben bu güzel yemeğe ne yapacağım? Bir de dolmalık biber ekleyeceğim çünkü. Biliyorsunuz ben mutfağımda her zaman gökkuşağının renkleri kullanmaya çalışıyorum. Yani tabağıma gelen her şey gökkuşağının renkleri gibi. O renk skalasındaki bütün renkler, kırmızılar, sarılar, yeşiller, morlar olması gerekiyor. Lütfen siz de günlük beslenmenizde bütün bu renkleri barındırdığınıza özen gösterin. Tabağınızda bunun olduğuna. Şimdi biz ne yapacağız? Biraz da dolmalık biber alacağız. Onun dışında domates tabii ki olmazsa olmazı. Domates yemeklerimizde en büyük lezzeti veren. Bizim için büyük, iyi bir antioksidan, aynı zamanda lipin kaynağı. O yüzden şimdi domatesi de bu yaz türüsüne güzel bir domates sosu yapacağım. Kabak alabilirim. Kabaklarımızı da koyalım. Şimdi birazcık da soğana ve birazcık da taze patatese ihtiyacım var. Onları toparlayalım, sonra tarifimize geçelim. Evet, yaz türümüz için malzemelerimizi tekrarlıyorum. Kabağa ihtiyacımız var. Ben burada Organik Kanyon'dan harika bir kabak buldum. Bunlar sakız kabağı. Güzel domatesimiz var, dolmalık biberimiz var, güzel patlıcanımız var, patatesimiz var, biraz havucumuz var. Siz ne istiyorsanız, sivri biber, başka sebzeler eklemek istiyorsanız, bezelye de buna çok yakışır. Tabii ki ekleyebilirsiniz ama ben şimdi pazarda bulduklarımla yapıyorum. Bütün malzemeleri küp küp keseceğiz. Önce patateslerimizi keselim. Türlüyü zaten hepimiz çok biliriz. Evimizin aslında mevsim sebzeleriyle yaptığımız değişmez yiyeceklerinden bir tanesi. Ama ben yaz türlüsünü biraz daha değişik yapacağım. Daha sağlıklı. Ne yapacağım? Fırında yapacağım. Siz daha büyük kesmek istiyorsanız büyük de kesebilirsiniz. Ama ben böyle daha çok seviyorum. Biraz da orman kebabını da hatırlatıyor. O yüzden böyle küp küp, küçük küçük doğramayı seviyorum sebzeleri. Biliyorsunuz bir yandan da şu içine koyacağımız sebzelerin biraz faydalarından da bahsedelim. Normalde biz aslında patatesi çok sevmiyoruz. Yani biliyorsunuz iyi yaşam içerisinde patatesin yüksek nişasta içerdiği için ve çok da besleyici değeri olmadığını düşünüyoruz. Ama ben burada biraz daha tok tutma özelliklerinden dolayı bir de gerçekten bazı yemeklere patates olmazsa da lezzet vermiyor diye düşünüyorum. Şöyle az yapacağım. Bir tane patates ekledim. Kişi sayısına göre siz daha fazla ekleyebilirsiniz. Patlıcanlarım var. Patlıcanları normalde kabuklarını soyup biraz tuzlu suda da bekletebilirsiniz eğer kızartıyorsanız ama ben burada direkt yine küp küp keseceğim. Patlıcanlarımı da kabuklarını ince ince soyayım. Patlıcan da biraz nikotin içerdiği için aslında bizim sakıncalılar listemizde bir sebze. Ama olsun, o da yaz sebzelerin içinde vazgeçilmezlerinden, hele türlüde de olmazsa olmaz diye düşünüyorum. O yüzden bu türlüye koyuyorum. Çocuklarınızın sebzeyle olan ilişkisini değiştirmek için onlara göre değil, evinizde pişenlere göre davranmanız gerektiğini tekrarlamak istiyorum. Çünkü benim kızım evde pişen her şeyi yiyor. Benim çocuğum sebze sevmiyor diye bir şey de çok kabul edemiyorum açıkçası. Çünkü siz ne yerseniz, severseniz çocuk onu seviyor. Tabii ki bunu inatlaştırmaya döndürmemek lazım. Çocuklara da biraz daha hak vermek lazım. Ama dediğim gibi çocuğunuzun seveceği tatları pişirirseniz evde, sağlıklı lezzetleri pişirirseniz gerçekten onlar da sizle beraber sağlıklı ve iyi beslenmiş olacaklar. Bunu unutmamak lazım. Bazı evlerde maalesef çok işlenmiş gıdaların, hazır gıdaların çocuklara verildiğini görüyorum ve çok üzülüyorum bir anne olarak. Her zaman söylediğim bir şey var biliyorsunuz. Yediğiniz ilacınızdır demiş Hipokrat. O yüzden yediğimiz her şeyin vücudumuzdaki kimyasal etkilerini unutmadan beslenmemiz lazım. Onların faydalarını ya da zararlarını yaptığımız seçimler etkiliyor.
Patlıcanımı da ekleyeceğim. İki tane patlıcan koydum ben buraya. Dediğim gibi orman kebabı gibi olmasını istediğim için böyle küçük küçük kıyıyorum. Ama siz daha büyük olmasını istiyorsanız tabii ki daha büyük yapabilirsiniz. Kabaklarımı da koyuyorum. Kabağın kabuklarını aslında şu anda temiz bir kabak, bu sakız kabağı. Onun için çok da kesmeme gerek yok. Yine küp şeklinde kesebilirim bundan. Kabağı sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Kabakla yapabileceğimiz pek çok şey var. İnşallah başka bir tarifte size kabaklı bir seri hazırlarım. Çünkü ben kabağı gerçekten bol bol tüketiyorum, her şeyini yapıyorum. Kabağımı da ekledim. Yeşillerimizi de koyalım. Daha kırmızılarımızı koyacağız. Size daha önce de dedim ya malzemeleri de alırken. Ben gerçekten gökkuşağının renklerini mutfağımda saklamaya, koymaya çalışıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü doğadaki bütün renklerde yaratılan bütün sebzelerin, meyvelerin içerdiği aktif maddelerin farklı farklı etkileri var. Bazıları antioksidan olabilir. Bazıları sizin bağışıklığınızı kuvvetlendirebilir. Bazısı midenize iyi gelebilir. O yüzden yemek yaparken lütfen mutfağınızda gökkuşağının renklerini ihmal etmeyin. Ve bütün renkleri kullanmaya çalışın diyorum. Ben de gerçekten bunu yapmaya çalışıyorum. Şimdi neye ihtiyacımız var? Belki biraz turuncuya, belki biraz da kırmızıya ihtiyacımız var. Mevsimi değil ama bir tane de havuç eklemekte hiçbir sakınca yok diye düşünüyorum. Havucu biliyorsunuzdur, beta-karoten deposu. Havucun turuncu rengini veren beta-karoten. Aynı zamanda bizim bronzlaştırıcı bütün ürünlerde kullandığımız harika bir içerik. Aynı zamanda bildiğiniz gibi eskiler bilirler bunu. Havuç göz sağlığında da etkilidir çünkü A vitamini içerir. Fakat havucun içerdiği A vitamini etkin olabilmesi için lütfen havucu birazcık zeytinyağı ile yiyin. Çünkü vitaminler ancak yağ ile aktive oluyorlar. Böyle de bunu koydum. Şimdi ne yapacağım? Üzerine biraz domates ekleyeceğim sos olarak. Bir de süs olarak da domates ekleyeceğim. Burada çok güzel kocaman Çanakkale domateslerim var benim. Bu domatesleri alacağım hemen. Hiç şeyini bozmadan blenderıma ekleyeceğim. Ve ondan güzel bir domates sosu yapacağım. Bu sosu daha sonra yaz tulumun üzerine ekleyeceğim. Ve sonra da önceden ısıtmış olduğum fırına vereceğim. Şimdi önümde de sarımsaklarım var. Ben bu sarımsakları sosuma ekleyeyim diyorum. Bu da size pratik bir tarif. Sarımsakları bıçağınızın sivri tarafı yukarı gelecek şekilde, sizden uzağa gelecek şekilde yaptığınızda sarımsağınızı hemen kabuklarından ayırırsınız ve de ezersiniz. Bunu da ekliyorum. Birazcık bir çimdik tuz ekleyeceğim bu sosuma. Biraz karabiberini de sosuma ekleyebilirim. Tuz ve karabiberi seviyorum. Yine sosuma zeytinyağını koyabilirim. Göz kararı koyabilirsiniz. Evet, sosum hazır. Şimdi ne yapacağım? Türlümün üzerine domates sosumu ekleyeceğim. Bolca döküyorum. Çünkü onun içinde kendi suyuyla iyicene pişsin istiyorum. Onun dışında bu güzel yemeğin üstünü birazcık domatesle süsleyebiliriz. Domateslerimi de koydum. Şuraya birazcık kırmızı ve sivri biberlerimle süsleyeyim. En son ne yapacağım biliyor musunuz? Biraz üzerine daha önceden rendelediğim organik kaşar peynirimden koyayım diyorum. Çünkü bu da değişik olacak. İşte bu bizim yaz türlümüzü sizin alıştığınız o yaz türlüsünden farklı bir hale getirecek. Önceden ısıttığım, 220 derece ısıttığım fırınıma koyacağım. Üzerine biraz pembeleştirmesini gördükten sonra sıcak sıcak servis yapacağım. Şimdi ben ne yapıyorum? Fırına atmaya gidiyorum. İşte gördüğünüz gibi harika yaz türlüm hazır. 220 derece fırında 25 dakika pişirdim. İçindeki tüm malzemeleri alttaki videonun altındaki metin bölümünde bulabilirsiniz. Bunun gibi sağlıklı tariflerimi takip etmek isterseniz Kanyonda'nın YouTube sayfasından Ayşe Organik Kanyonda tarifleri sizleri bekliyor. Umarım keyifli bir tarifti sizler için. Afiyet olsun.